Beyler bayanlar selamlar. Call of Duty Warzone'da fark ettiyseniz güncellemeler dev gibi geliyor. Ve her güncelleme geldiğinde de mutlaka bir sunucu sıkıntısı oluyor. Normal 2 saatte bitecek şey böyle 5 saat 6 saat sürüyor. 100 kilobayt indiriyorsunuz, 200 indiriyorsunuz. Hatta ben güncelleme yaparken oyun dosyası bozuldu. Baştan oyunu indirmek zorunda kaldım. 2 gün sürdü. Ya insaf 2 gün sürer mi ya? 2 gün sürer mi yani? Peki ben ne yaptım? Bir sürü şey araştırdım. Bu hız sorunu ne olur vesaire. Bir sonraki güncellemelerde aynı sıkıntıyı yaşamamanız için neler yaptım? Hızımı yükseltebilmek için hangi yöntemler başarılı oldu, hangileri olmadı? Gelin hepsini birlikte inceleyelim şimdi. Sonraki güncellemelerde bir daha hız problemi yaşamayın arkadaşlar. Normalde saniyede X megabayt indirmeniz gerekiyorken diyelim ona 10 megabayt 100 kilobayt ile indiriyorsanız her güncellemede bunu çözmek için ne yapabiliriz? Aslında bunun birden fazla çözümü var diyorlar. Ben demiyorum, deneyenler var. Ben de bazıları işe yaradı bazıları işe yaramadı ama şimdi size hepsini göstereyim. İlk çözüm yolu Battle.net üzerinden hız limitini değiştirmek. Bunun için ilk önce devam eden güncellemenizi durdurun. Call of Duty hali hazırda yüklü ve güncel olduğu için başka bir oyun üzerinden göstereceğim size. Güncellemeyi durdurdunuz. Ayarlar kısmına girdiniz ve aşağıda Latest Updates yazan yere 0 yazması gerekiyor orada sizde. 100-200 gibi farklı bir değer atayın. Ve güncellemeyi yeniden başlatın. İndirme hızınız bu limitlediğiniz değerin sınırındaysa 100'e mi ayarladınız böyle? Diğeri de 99-95 civarında indirmeye başladı. O zaman tekrardan güncellemeyi durdurun. Ve biraz önce gittiğimiz yere giderek ayarlardan değeri tekrardan 0 yapın ve güncellemeyi tekrar başlatın. Bunun mantığı ne peki? Ne böyle sürekli sınırlandırıyoruz, arttırıyoruz falan? Arkadaşlar sunucular çok yoğun olduğunda sunucu sizi kısıtlayabiliyor. Burada da siz aa bak benim internet hızım düşük. Hani 200'de indiriyorum ben zaten deyip bir kandırıyorsun orada tekrardan sınırsıza çekiyorsun. O arada belli bir süre sınırsız şekilde indirmeye devam ediyor. Etkili bir yöntem mi? Hayır. İşe yaradığı oluyor mu? Bazen. Sürekli bunu yaparak indirme hızınızı sürekli bu şekilde arttırabilirsiniz. 100 kilobayttan atıyorum 1 megabit'e 2 megabit'e çıkartabilirsiniz. Peki ikinci yöntemimiz ne? İkinci çözüm yolumuz ise yine Battle.net üzerinden. Bu sefer dünya işareti var ya hani aşağıda. Onun olduğu yere basarak farklı bir sunucuya geçiş yapabiliyorsunuz. Hali hazırda Avrupa'da olmanız lazım şu anda. Amerika ya da Asya'yı seçerek daha az yoğun olan sunuculara geçiş yapabilirsiniz. Ve indirmenizi de bu şekilde arttırabilirsiniz. Bu yöntem işe yarar mı? Eğer Amerika'da yoğunsa tabii ki de işe yaramaz ya da Asya'da. Yani bu tamamen hangi sunucuda daha fazla insan var, hangisinde daha az var. Ona göre az olan yere geçiş yaparsanız size pastadan daha çok dilim düşer, daha çok pay düşer. O şekilde düşünün. Ha bir de bir önceki verdiğim yöntemle birlikte kombine bir şekilde ikisini aynı anda yapabilirsiniz. Hem sunucuyu değiştirip hem hız limitinizi ayarlarsınız. Daha sonrasında tekrardan hız limitini arttırırsınız. Bu şekilde işe yarayan arkadaşlar olmuş. Ben de bir iki sefer işe yaradı ama yani genel olarak baktığınızda net bunu yaparsanız direkt güncelleme hızınız sonuna kadar yükselir diyemem. Sürekli bunu yapmanız gerekiyor işe yaraması için. Üçüncü yol ise VPN kullanmak. TouchVPN'yi öncelikle bilgisayarınız indirmeniz gerekiyor. Neden TouchVPN'yi kullanıyoruz? Ben de bilmiyorum. Facebook üstünde ve Reddit üstünde deli gibi TouchVPN işe yarıyor, TouchVPN'yi indirin diye gördüğüm için bunu öneriyorum. Başka VPN de işe yarayabilir. Deneyip görmeniz lazım arkadaşlar. Ardından da programı yükleyerek giriş yapın. Ve ülke seçiminizi yaptıktan sonra bağlana tıklayın. Ülke olarak Kanada, Rusya ve İtalya seçerek hızını düzelttiklerini söyledi bazı arkadaşlar. Ben denedim, bende olmadı. Bende işe yaramadı ama en azından 10-15 kişide net aa teşekkür ederim işe yarıyor gibi yorumları gördüm. O yüzden bir daha böyle bir sıkıntı yaşarsanız güncelleme hızınız düşerse TouchVPN'yi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü yol ve en etkili yöntem ise güncelleme geldiği gibi indirmek. Zaten Blizzard'ın yaptığı açıklamaya bakarsak da onlar da aynısını söylüyor. Diyor ki siz ne yaparsanız yapın bu sunucuların yoğunluğuyla alakalı olduğu için hiçbir işe yaramayacak. İnternet kullanımının çok yoğun olduğu akşam 6 ile gece 12 arasında hızınızın düşmesi gayet normal. O yüzden bizim tavsiyemiz hızınız düşse bile Battle.net'i açık bırakın, o zaten zamanla kendi kendine düzelecektir diyor. Peki genel olarak ne yapabilirsiniz? Benim gözlemime göre güncelleme geldikten sonra ilk 3 saat hatta net emin olmak için ilk 2 saatte sunucular çok yoğun olmuyor. 2 ya da 3 saat diliminden sonra ise herkes bilgisayarını açmış, konsolunu açmış, indirmeye başlamış oluyor ve herkes abanıyor. Abandığı için de o sunuculardan size gelen hız çok 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 düşük oluyor. O yüzden imkanınız varsa güncelleme tarihlerini takip edin arkadaşlar. Ben nereden takip edeceğim diyorsanız da doğru yerdesiniz.
buradan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak tüm güncelleme haberlerinden ne geldi, ne zaman gelecek, aynı zamanda oynanış videolarını ve rehberleri kaçırmayabilirsiniz arkadaşlar. Reklamımızı yaptığımıza göre hemen konuya tekrardan geri döneyim. Bilgisayarınızı ya da konsolunuzu açık bırakın arkadaşlar güncellemelerden önce. Ama bazı durumlarda yine açık bırakmanız yeterli olmuyor. Son güncellemede çünkü ben de yaşadım, farklı insanlar da yaşamış. Konsolunuza reset atmanız ya da Battle.net'inizi yeniden başlatmanız gerekebiliyor. Yani ben açık bıraktım, aa akşama gelince hazır olacak, inecek bu zaten kafasına yaklaşmayın sakın. Battle.net'i ya da konsolunuzu tekrardan yeniden başlatın. Yine de oldu, güncellemeyi yetiştiremediniz, olmadı. Başta bahsettim, iki yöntemi deneyerek, böyle uğraşarak yapabilirsiniz ya da aa yapacak bir şey yok deyin. O günü bırakın artık arkadaşlar, bilgisayarınız açık. İndire dursun. 200 kilobayt, 300 kilobayt da indirdiğine bakmayın. Gece ilerleyen saatlerde o tekrardan normal hızlarına dönüyor. Son olarak da umarım bu videoya ihtiyaç duymazsanız rahat rahat güncellemeleri indirirsiniz ya da Blizzard artık kapasiteleri arttırır. Güncelleme sırasında bir şeyler yapar. Bu videoya umarım ihtiyaç duymazsınız. Ne diyelim öyleyse, geldiğiniz, izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.